Başladı. Görüyorsun. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu iki aletle, boru anahtarı ve bir tane kontrol kalemiyle hiçbir peteği sökmeden, yerinden söküp götürüp temizlemeden, odalarımızı kirletmeden banyodan bütün peteklerin içini temizlemeyi göstereceğim size. Çok basit, çok etkili bir yöntem ama püf noktaları var. Onları size göstereceğim. Malum havalar çok soğudu. Neredeyse 1 metreye yakın kar yağmış arkadaşlar. Yollar, mollar hep tıkalı, okullar tatil. Bu soğuk havada üşümemeniz için veyahut da kaloriferlerinizin daha iyi ısınması için size bu püf noktayı göstermeyi bir görev bildik arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle kombimizi kapatıyoruz. Şu şekilde. Basıncımız normal değerinde. Evet, şu kırmızı vanayı kapatacağız. Kırmızı vana şuradan sıcak su gidiyor arkadaşlar. Oradan petekleri dolaşıyor, soğuyor. Tekrar bu vanadan kombinin içine tekrar geri geliyor. Devir daimdir. Yani bu şekilde şu kırmızı vanayı kapatıyoruz. Şu taraftaki en sağdakini. Şöyle kapatıyorum. Şu şekilde kapattım. Evet, burada yapacağımız işlem budur. Daha sonra peteği söktükten sonra burada bir işimiz daha var. Ona tekrar geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci işleme geçiyoruz. İkinci işlem, bunu banyodaki petekte yapacağız. Burada havlu pan var. Bakın şöyle aşağı doğru uzanıyor. Şöyle bakın. Evet, bize lazım olan bu kısmı. Şu alt taraf. Şöyle. Kameramızı ayarlayalım. Evet arkadaşlar, bu aşamada neye dikkat etmeniz lazım? Banyoda, yerde, tavanda olan şeyleri kaldırın. Buradan su sıçrayabilir. Kirli su elbiseleri, eşyalarınızı mahvetmesin. Yerde hiçbir şey olmasın. Kolayca temizleyebilmeniz için. Evet arkadaşlar, şimdi işleme geçiyoruz. Şuradaki kırmızı gördüğümüz vanayı kapatıyoruz. Buraya sıcak su girişi olmayacak. Ki peteğimiz rahatlıkla temizlenebilsin. Evet, buradaki işleme geçmeden önce öncelikle şu vanamızı kapatıyoruz. Şuradan su dışarı gelmeyecek, petekten gelecek. Daha sonra şuradan sökmüyoruz arkadaşlar. Şu hortumla olan bağlantı yeri. Burası çok hassastır. Zarar verirseniz kesinlikle bir usta çağırmanız gerekebilir. Onun için siz burayla uğraşın. Burayla hiç uğraşmayın. Evet, şuraya boru anahtarı yardımıyla hafifçene açıyoruz. O tarafa veriyoruz. Hafifçene bir çeviriyoruz. İçinde sıcak su var. Dikkat edin. Yanmayın. Öncelikle biraz su boşalsın. Basıncı biraz düşsün. Şöyle. Su gelmeye başladı. Evet. Bak, su sıçrıyor. Şu şekilde. Burada elbiseler falan varsa onları kaldırın arkadaşlar. Etrafta kirlenecek hiçbir şey olmasın. Şimdi biraz basıncı düşsün. Daha sonra tamamen açacağız. Evet, basıncı düştü gibi. Evet, bak kirli su geliyor. Biz bunu daha önce temizledik. Yoksa çamur gibi su gelirdi. Aynı buradan bu yöntemle temizledim arkadaşlar. Biraz uzun sürmüştü. Şimdi ben size bunun pratiğini göstereceğim inşallah. Evet. Bakın. Şimdi vanamız kapalı olduğu için, basınç da düştüğü için su gelmiyor arkadaşlar. Şöyle bir leğen bırakıyorum. İçine ne kadar kirli su geldiğini siz buradan görebileceksiniz. Şimdi bu buradan akarken biz kombinin yanına tekrar döneceğiz. Orada bir işlemimiz daha var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kombimizin basıncı düştü. Şimdi bu şekilde temizlenmez. Ne yapacağız? Kombimize su vereceğiz. Bakın şu mavi vanadan su vereceğiz. Şöyle. Açıyorum. Bu her kombide vardır.
Şöyle açıyorum. Evet. Şimdi basınç yükseliyor. Tabii orada peteğimizi açtığımız için burada basınç yükselmez. Buradan peteğin içinde su dönmesi için. Bunu açıyoruz. Şimdi tekrar temizleme noktasına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kombimize su verdikten sonra bakın şöyle ılıklanıp akıyor. Daha önce temizlediğimiz için şimdi çok fazla kirli bir su yok. Bunu dökeyim. Bari içindeki pisliklere bakın şöyle bakın. Kömür. Daha önce burası merkezi sistem olduğu için temizliği yapılmamış. Doğal gaza geçtikten sonra temizliği yapın. Şu anda çok kirli bir su yoktur. Bakın daha önce bir sefer temizledim. Görüyorsunuz ne kadar berrak bir su geliyor. Şimdi burada pratik bir yöntemi var, onu göstereceğim. Parmağımızla şurayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın çok fazla basınç yok. Baş parmağımı koydum. Oradaki basınç yükselecek. İçinde böyle dönecek su, çalkalanacak. Basınç arttıktan sonra ben bunu tekrar bırakacağım. Bakın basınç artmaya başladı. Görüyorsunuz. İşte bu aşamada içinde ne pislik varsa alıp getiriyor arkadaşlar. Bütün peteklerinizin içi tertemiz oluyor. Bir daha yapıyoruz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Pompalama yapıyoruz. Pompa etkisi oluyor arkadaşlar. Çalkalama etkisi oluyor peteklerde. Buradaki su şu an bütün petekleri gezip buraya geliyor. O yüzden bakın daha önce temizlediğiniz için çok fazla kirli su çıkmadı. Bu suyu elbiselerinize falan dökmeyin kesinlikle. Gitmiyor. Elbisenize döküldü mü direkt çamaşır makinesine atın. Bakın tekrar basınç yapıyorum. Basınç artmaya başladı. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra şu su berrak akana kadar bir 10-15 sefer, yarım saat bir böyle su iyice aksın, için temizlesin ne var ne yok. Ondan sonra petek montajını yapabiliriz. Şimdi kombiye giren suyu kapatacağım. Ondan sonra buranın montajını yapacağım. Kombiye giren suyu kapattım arkadaşlar. Şimdi peteğimi tekrar montaj yapacağım. Şöyle akışı çekiyorum. Aynı şekilde tekrar takıyoruz. Burada dişlerin birbirine uyumlu geçmesine dikkat edin arkadaşlar. Dişleri kaydırırsanız başınıza iş alırsınız. Daha sonra boru anahtarı yardımıyla kapatıyorum. Evet, burada dikkat etmeniz gereken nokta, burayı sıktıktan sonra daha sonra bir bakın, kesinlikle su sızdırmaması lazım. Su sızdırırsa kombide basınç düşmesi olur. Basınçtan dolayı evleriniz ısınmaz, kombi çalışmaz. Buna dikkat edin. Daha sonra kuruduktan sonra gelin bir bakın, iyice kurumuş mu kurumamış mı, kesinlikle emin olun. Şuraları ellememeye çalışın. Buralar risklidir. Sizin işiniz burayla. Evet, şimdi kombiye su vereceğiz. Vanayı açacağız. Sonra bu peteklerin ve diğer peteklerin havasını alacağız. Temizleme işlemini bitirdik arkadaşlar. Şimdi vanamızı açıyoruz. Şu vanamızı. Görüyorsunuz şu an hava var içeride. Evet, bunu niye kapattık? Çünkü buradan pislik geri gitmesin bunun içine. O yüzden şurada geri dönüş vanasını kapattık. Buradan kombiye tekrar su veriyoruz. Evet. Şimdi ilk su verirken biraz fazla basınç vereceğiz. Havasını aldıktan sonra zaten basınç kendisini düşürecek. Çok fazla düşerse 1,5'un üstüne kadar basıncı ayarlayacağız daha sonra. Peteklerin havasını aldıktan sonra basıncı 1,5'a falan ayarlayacağız.
Bombimizi de açalım. Şöyle. Biraz daha gelsin. Evet, bakın 3'e kadar geldi. Şimdi kapatıyorum basıncı. Şu an 3'te normalde basınç fazladır. Şimdi havasını aldıktan sonra basınç düşecek arkadaşlar. Şimdi peteklerimizin havasını aldıktan sonra basıncı tekrar ayarlayacağız. Evet, kombimiz çalışmaya başladı. Şu anda su sıcaklığı 39 derece. 49'a 48'e ayarlamıştık. 48'e kadar ısıtacak. Şimdi sıra peteklerin havasını almaya geldi. Şimdi evdeki bütün peteklerin havasını alacağız. Bütün peteklerde hava olabiliyor. Özellikle banyodaki havlupan peteğin havası daha çoktur. O çok yüksekte olduğu için hava alma yeri hem çekim yapıp hem de hava alması zor olduğu için ben buradan size göstereceğim. Onu da o şekilde ayarlarsınız. Zaten hepsi aynıdır. Çok fazla bir farkları yok aralarında. Şöyle açıyorum. Burada hava alma anahtarı da olabilir. Bakın. Şu şekilde su geldikten sonra şu an burada hava yok mesela. Su geldikten sonra tamamdır havası. Kapatabiliriz. Şimdi banyodakini de ayarlayayım. Ondan sonra basınçları ayarlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Peteklerimizin havasını aldıktan sonra bakın basıncımız düştü. Şu an basıncımız 1.5'tan aşağı olsaydı biraz daha su verecekti. Şu an basınç da iyi. Gayet sıkıntı yok. Kombimiz kullanılmaya hazır. Bu şekilde arkadaşlar evde kendi başınıza evinizin, iş yerinizin peteklerini tek noktadan para vermeden zahmetsiz bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, kolay gelsin diyorum. Bay bay.